4 aydır maaşlarını alamıyorlardı. 100 tekstil işçisi patronları kaçınca ortada kaldı. Tek güvenceleri atölyedeki eşyalardı. Hakları için atölyedeki haczi engellemeye çalıştılar. Eğer o makineler 7 Emin'de olsaydı gider miydi? Tamam da biz biliyorduk, biz çalışıyorduk burada. Hayır. Tekstil atölyesi bir yıl önce açıldı. 100 işçi çalışıyordu ama atölye sahipleri piyasaya borçlarını ödemedi. 4 aydır çalışanların maaşlarını da yatırmadı. Sırra kadem bastı. Sen bir sene boyunca burada durabileceğin mi yok? Adam çıkardı, sattı, parayı aldı gitti. Alacaklı firmalar haciz kararı çıkardı. Haciz memurları tekstil makinalarını götürmek için gelince işçiler karşı çıktı. Önce o makinelerden kendi alın terlerinin ödenmesini istiyorlardı. Ama haczi durdurma çabaları işe yaramadı. Dikiş makineleri kamyonete yüklenip 7 Emin'e götürüldü.